Değerli izleyicilerimiz, Cumhuriyet'in 100 yılı adlı programımızla birlikteyiz. Kanal B ekranlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili önemli konuları konuştuğumuz programımızı Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin değerli öğretim elemanlarıyla birlikte hazırlıyoruz. Bugün Milli Mücadele döneminde kongreler üzerinde duracağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Sayın Halil Özcan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Evet, kongreler öncesi bir savaştan çıkmış ve dört bir yanı işgal edilmeye başlanmış bir coğrafyada bir milletin kongreler aracılığıyla uyanışına tanıklık ediyoruz. Kuşkusuz savaş da bir siyasettir ya da siyasetin bir boyutu da bazen özellikle geçmişte aslında hali hazırda günümüzde de bir yanıyla savaş siyasetin içinde yer alıyor. Yanı sıra savaşın da kendi içinde bir hukuku var. Ama bütün bunlara rağmen savaşan taraflardan yenilenin neye maruz kalacağı kendisinin konumu ve dönemin koşulları tarafından belirleniyor. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girdi ve güçlü olanların etiketlemesiyle kaybetti. Sözde ateşkes anlaşmasını takiben ilgili maddeleri öne sürerek yurdun dört bir yanı bir bir işgal edilmeye başlandı ve böylelikle aslında ateşkes değil, işgal anlaşmasına dönüşmüş oldu. Buna rağmen Türk milleti geçmişten gelen sosyal mirasına istinaden hürriyetini, özgürlüğünü, bağımsızlığını her şeyin üstünde tuttu ve kendi kaderini kendisinin tayin edebileceği ama bütün bunları da ortaklaşa bir kararla, kararlılıkla yapabileceğini ortaya koydu ve kongreler başladı. Dilerseniz kongreler öncesi Osmanlı'nın durumundan söz ederek söze başlayalım. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi savaşın devam eden bir başka hali, siyaset, savaş ikisi iç içe gidiyor. Ama mütareke koşulları gerçekten Osmanlı Devleti'ne imzalatılan mütareke koşullarının 7, 10 ve 24. işgal maddelerine baktığımızda savaşta ele geçiremedikleri hedefleri bir ateşkes antlaşmasının hukukuna ve ruhuna aykırı olarak işgal gerekçesi olarak kullandığını antlaşmanın uygulanmasında görüyoruz. Aslında bu kongrelere giden süreç niçin hızlandı ve böyle bir sürecin içerisine girildi? Çünkü ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra kişiler, kurumlar ve örgütler devlet olarak üzerine düşeni yapamadı ve Türk milleti kaderiyle baş başa kaldı. Şimdi burada bir Enver Paşa kişi demişken Enver Paşa örneğini vermek isterim. Enver Paşa 2. Meşrutiyeti ilan ettirebilmek için İttihat Terakki'nin gözü pek dağa çıkan lideriydi. Sonra meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra aslında meşrutiyeti ilan ettirmesi sarayın yetkisini kısmak içindi. Ama kendisi saraya damat olarak yetkisini güçlendirdi ve İttihat Terakki'nin mutlak otoritesini başlattırdı. Mücadelesine tersti. Şöyle örnek vereyim. 2 Ağustos 1914'te Said Halim Paşa'nın yalısında Alman Başkonsolosu'yla Türkiye'nin Almanya ile savaşa girmesi gizli antlaşmasını imzaladı. İşin daha garip tarafı hükümetin bundan haberi yok ve hükümetin haberi olmadan önce bir seferberlik aynı gün ve aynı gün meclisi kapattı. Meclisi mebusanı kapattı. Meclisi açmak için dağa çıkmıştı, meclisi kapattı. Bizim bu kongreler sürecinde ise ortaya çıkacak olan tarihin doğurduğu lider Mustafa Kemal Paşa kongreler sürecini meclise evirecek. Bizim anlatacağımız bugünkü temel konu bu Sayın Hocam. Peki hocam, Enver Paşa ve İttihatçılar ne yaptı? Özellikle Meclis-i Mebusan faaliyetlerine devam edebildi mi? Devamında hocam aslında Wilson ilkelerine güvenip ateşkes antlaşmasını imzalamak Osmanlı için çok büyük bir tuzaktı. Burada güvenilen nokta Osmanlı Devleti'nin topraklarının
da Türk kısımlarının, Türk unsurlarının yaşadığı büyük kısımlarda değişiklik olmayacağı ve Osmanlı'nın uyruğundaki gayrimüslimlere özellik verileceği, Osmanlı'dan ve diğer devletlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacağı gibi şeyler vardı. Boğazların ticaret gemilerine açık olması Wilson ilkeleriyle öngörülüyordu. Buna güvenilerek Türklerin de oturduğu büyük kesimlerde kendi kaderini kendisi tayin edecekmiş izlenimi çıktı Wilson ilkelerinden ve Mondros Ateşkes Antlaşması böylece imzalandı. Padişah Vahdettin şöyle bir siyaset izledi. Meclis-i Mebusan'ın desteklediği hükümete Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalattı. İmzalattıktan sonra 21 Aralık 1918'de Meclis-i Mebusan feshedildi. Böylece meclis feshedildi ve bu arada da Ateşkes Antlaşması imzalandıktan 2 gün sonra 2 Kasım'ı 3 Kasım'a bağlayan gece Enver Paşa ve İttihatçıların önde gelenleri İttihat Terakki Partisi'ni feshettiler. Yerine Teceddüt Fırkası kurdular ve Almanya'nın gönderdiği R1 torpidosu denizaltısıyla Karadeniz'e açılarak Sivastopol Limanı'ndan Almanya'ya kaçtılar. Ülke kaderiyle baş başa kaldı. Evet, yargılanmamak için tabii evet. İttihat ve Terakki dönemi itibariyle en örgütlü kesim, nitekim iktidarda. Evet. Peki Mondros Ateşkes Anlaşması ateşkesin de ötesine geçti ve bu uygulamaya çok sert bir biçimde konuldu. Bu süreçte kaderiyle baş başa kalan Türk milleti ne yaptı? Türk milletinin ne yaptığı, İstanbul'un ne yaptığı ve yapmadığıyla da çok ilgili. Çünkü yeniden saray güçlendi ve sarayın damadı olan damat Ferit'in başında olduğu Hürriyet ve İtilaf Fırkası gücü tamamen ellerine aldılar. Ve artık İttihatçıların da gitmesiyle ülkenin kaderi Alman işbirliğinden İngiliz işbirliğine kaydı. Ve böylece ama hem Alman işbirliği sonrasında da İngiliz işbirliğinin Türk milletinin yarasına merhem olmayacağı, her ikisinde öldürücü olduğu anlaşıldı Türk milleti tarafından uygulamalarla. Kronolojik olarak birkaç örnek vereyim. Mesela 6 Kasım 1918'de İngilizler Akdeniz Filo Komutanı Amiral Kaltrop'u İstanbul Yüksek Komiseri olarak atadılar. Yüksek Komiser sömürge valisidir. Demek ki İngilizler burayı sömürecek. 7 Kasım'da Albay Murphy liderliğinde bir İngiliz heyet Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ön görüşmelerini de bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Bunda bir şey yok ama bu askeri heyet bir topluluk tarafından yaşasın itilaf diye tezahüratlarla karşılandı. Aynı gün Çanakkale Boğazı'nın mayınları temizlendi ki donanmalar Marmara'dan İstanbul'a gelsin diye ve Çanakkale'ye de karaya asker çıkardılar. İstanbul basını ve yavaş yavaş İngilizler lehine yayın yapmaya başladı. Mesela 9 Kasım'da Yeni İstanbul gazetesinde Said Molla İngiltere ve Biz başlıklı yazısında Türk düşmanlığıyla bilinen İngiliz Başbakanı Lloyd George'a övgüler dizdi. Yine 14 Kasım'da Yeni İstanbul gazetesinde İngiltere Kralı'nın fotoğrafıyla Padişah Vahdettin'in fotoğrafı aynı anda verildi. 13 Kasım'da da 56 parçalık İtilaf donanmaları İstanbul'un önlerine geldi. Evet, aslında İstanbul'da payitaht ve bir bölüm halk İstanbul'un işgal edildiğinin henüz farkında değiller. Onları karşılayıp yürüyüşler yapıyorlar. Bir süre sonra tabii aslında oradaki belli kesimlerin, belli gazetelerin öne sürdükleri gibi bir İngiliz ya da Amerikan mandası altında daha rahat edebilecekleri gibi onlara güvenen yönetim başta olmak üzere bir ekip de var. Ama biliyoruz ki 13 Kasım'da işgal kuvvetleri İstanbul'a geldiklerinde kaderin bir cilvesi aynı gün Adana'dan hareket eden Mustafa Kemal'de Haydarpaşa Garı'nda. Ve o ünlü sözünü söyleme fırsatı bulur, geldikleri gibi giderler der. Peki hocam, İstanbul yani aslında işgalciler ve kurtarıcı aynı anda 13 Kasım'da İstanbul'da karşı karşıya geldiler de ne oldu? Çok dramatik bir sahne çünkü dünyanın en yakın siper savaşını, metrekareye en fazla merminin düştüğü savaşta cephelerin en önünde ölüm emrini vermişti. O ölüm emri ve o Anadolu Çanakkale'de 250 binden fazla verdiğimiz kayıp o gemiler Marmara'dan İstanbul'a gelmesin ve İstanbul'u tehdit etmesin içindi. İşte o komutan tarihin Çanakkale'de
doğurduğu ve tarih sahnesine çıkardığı o komutan o gemileri gördüğünde işte geldikleri gibi gider diyor ama aslında işgalci ile kurtarıcı aynı yerde kesişmiş oluyorlar 13 Kasım'da. Ben izninizle buradan kronolojik olarak bir devam edeyim hocam. Mesela Padişah Vahdettin 24 Kasım'da Daily Mail gazetesi muhabiri Price'a mülakat veriyor. Diyor ki Osmanlı'nın diyor Almanların yanında İngilizlere karşı savaşa girmesi bir hataydı. Ben tahta olsam bunu yapmazdım. Benim İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlığım var. Ben bu sevgi ve hayranlığımı Kırım Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yapan babam Abdülmecit'ten miras aldım diye söyleyecek. 30 Mart 1919'da damat Ferit bu kez bir memorandumda İngilizlerin 15 ülke yıllık süreyle Osmanlı ülkesini yönetmesini talep edecek. Dünyanın dört bir yanını zaten sömürgelerle bağlamış İngiltere. Çok yakın zamana kadar da bu sömürgelerde haklarını sürdürüyordu. Peki yani bizdeki bu İngilizlere güven ve hayranlık acaba İngilizler tarafından nasıl karşılanıyordu? İngilizler çok ilginç. İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, İstanbul'daki Yüksek Komiser Amiral Kaltrop'a yazdığı mektupta diyor ki, Osmanlı, mütarekenin kendi şartlarına olduğuna dair bir intiba uyandırıyor. Buna kesinlikle engel olmalıyız. Çünkü bizim Mısır ve Hindistan'da bulunan Müslüman uyruklarımız Türklerin yenildiğini anlamalı. Bu aynı zamanda panislamizm, panturanizm ve İslam'ın siyasette kullanılmasına da büyük bir darbe indirecektir. Bunu böyle bilmemiz gerekir ve böyle algılatmamız gerekir diye söylüyorlar. Onlar da rahatsız aslında. Yani aslında burayı işgalden ziyade gönüllü olarak, rızaya dayalı olarak Osmanlı'nın sömürgeye boyun bükmesi işaret ediliyor. O anlaşılıyor. Peki evet. Aynı anda Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'da. İstanbul'da ne yaptı Mustafa Kemal? Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da Adana'dayken direnişi başlatmıştı. İstanbul'a geldiğinde sistem içi çözüm arayışında bulundu. Yani padişahı, hükümeti arkasına alarak halkla birlikte bir mücadeleyi örgütlemeye çalıştı. Fakat İstanbul'da o 6 ay boyunca yaptığı çalışmada bunun olmayacağını görerek zoru seçti. Zor ne? Hem saltanat makamını hem de İstanbul hükümetini ve devleti karşısına alarak halkıyla birlikte mücadelenin yolunu seçti ve Anadolu'ya öyle geçti Mustafa Kemal Paşa. 16 Mayıs'ta tabii İstanbul'dan ayrıldı Mustafa Kemal. Ancak 16 Mayıs'tan önce de Anadolu'da halk bir bölümüyle bir araya gelip belli belirsiz, önemli bir bölümü yerel, birkaç tanesi de bölgesel olmak üzere kongreler düzenlemeye başlamışlardı. Aslında bu kongrelerdeki amaç da başımızın çaresine bakalım. Bunun için ne yapabiliriz sorusunun cevabı aranıyordu. Yani yerel kongreler hangi ihtiyaçtan, gereksinimlerden doğdu? Bunların öncüleri kimlerdi? Ne yapmayı arzu ediyorlardı? Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıncaya kadar yaklaşık 15 kongre toplanmıştı. Bu kongreler Türk milletinin kendi öz savunma ihtiyacından doğdu. Devlet görevini yerine getiremedi. Vatanı korumakla görevli bir devlet. Milletin istiklalini korumakla görevli. Bu görev yerine getirilemediği için kendi öz savunma ihtiyacından duydu. Kongrelere baktığımızda kendiliğinden oluştuğunu görüyoruz. Ve bu kongrelere eşraflar, serbest ticaretle uğraşanlar, tüccarlar, din adamları gibi çeşitli kamu görevlileri gibi insanların öncülük ettiğini görüyoruz. Kongre bunların önemli özelliği aldıkları kararla toplandıktan sonra devlete ait yetkileri kullanmaya başladığını görüyoruz. Mesela silahlı güç oluşturmak devletin görevi. Vergi koymak devletin görevi. Seferberlik ilan etmek devletin görevleri. Bunlar o temsil haklarıyla demokratik yoldan kendi başlarının çaresine bakıyorlar ve devlet dışı çözüm arıyorlar. Böyle bir oluşuma gitti ve bu oluşum ve erişkinlik yerellerden bölgesel, bölgeselden ulusal, ulusaldan meclise doğru akmaya başladı bir nehir gibi. Evet. Peki kongrelere katılan delege sayısı tespit edilmiş 1396 kişi. Evet. Bu kongrelerin tamamının yerel olmadığını, bazılarının da etrafını da kapsadığını ve bölgesel olduğunu biliyoruz. Bunlar hakkında ne diyebiliriz? Bölgesel kongreler, evet bölgesel kongreler de var. Bölgesel kongreler sınırdaki topraklarda oldu. Yani toprak kaybının daha fazla hissedildiği yerde.
Trakya'da ve Kafkasya'da oldu. Çünkü burada toprak kayıpları hemen söz konusuydu. Şöyle de bir gelenek var. Mesela biz Batı Trakya'yı Balkan Savaşları'ndan sonra kaybettiğimizde Edirne'yi geri aldığımızda Edirne'den de giden örgütlü güçler Gümülcine de 31 Ağustos 1913'te bir geçici Garbi hükümeti, Garbi Trakya hükümeti kurdular. Bu hükümet 25 Eylül 1913'te Cumhuriyeti ilan etti. Bulgaristan'ın bölgeyi işgaliyle 25 Ekim'de bu cumhuriyet bir ayın sonunda sona ermişti. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgaristan yeni çıktığında Fransızlar bu bölgeyi işgal ettiğinde bu kez Türkler burada müttefikler arası bir Trakya hükümeti kurdular. Fakat burayı da Yunanistan'ın 23 Mayıs 1920'de işgaliyle bu hükümet de sona erdi. Bu kez Edirne merkezli Doğu Trakya hükümeti Batı Trakya'yı da birleştirecek şekilde bir cumhuriyet oluşumuna gideceğini açıkladı. Meclisin açılmasıyla onlar da Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlandılar. Bölgesel kongreleri Edirne, Kars, Erzurum, Batı cephesinde de Alaşehir olarak tanımlayabiliriz. Evet hocam, yani aslında alternatif iktidar ve devletçik diyorsunuz siz. Evet. Devletçikler ortaya çıkıyor ama bunların nihayetinde erişmek istedikleri halkın kendi kaderini kendisinin tayin etme zorunluluğu nedeniyle cumhuriyete yönelecekleri ve kaderleriyle ilgili kararları topyekün bir arada veya temsilciler aracılığıyla almaya yöneleceklerini görüyoruz. Bu yerel kongreleri milli iradenin temsili açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada Sınır Doğu Hükümeti'nde Kars'ta uygulanan bir yöntem var. 17-18 Ocak 1919'da Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti kuruldu. Bu hükümet 1 Mart 1919'da Milli Meclis ilan etti. Milli Meclis'te 25 Mart'ta Cumhuriyet ilan etti. Buradaki Meclis-i Mebusan'ın çalışma yapısına baktığımızda 13 maddelik kanuni teşkilat esasiye kanunu kabul ettiğini ve meclis hükümet sistemiyle üyelerini meclisten seçtiğini görüyoruz. Yani bu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir ön habercisi gibi. Burası da İngilizler tarafından 12 Nisan 1919'da Kars işgal edildiğinde oradaki hükümet Oltu'ya taşındı. Oltu'daki hükümet de meclis açıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlandı. Sizin bahsettiğiniz yereldeki bu oluşum aslında Tanzimat döneminden başlayan yerel meclisler geleneğinin o dönem için 80 yılda ulaştığı erginlik noktasını göstermesi bakımından önemli. Milli iradenin oluşumu açısından yeniden, yani bu yerel ya da bir bölümü bölgesel, biraz sonra geçeceğimiz Erzurum Kongresi aslında bölgesel ama daha sonra aldığı kararlar ve onların uygulanabileceği fırsatlar doğdukça Ulusal Kongre'ye dönüşen Erzurum Kongresi'ne tuttuğu ışıklar neler oldu bunların? Yani burada tabii yine iş geliyor İstanbul'a dönüp bağlanıyor. Çünkü Konfüçyüs der ki senin iktidarın saygı görmüyorsa başka bir iktidar çoktan yola çıkmıştır der. Tabii bunların bu aldığı kararlar ve uygulamalar çöküş ortamında demokratik temsil nispetiyle birlikte bir egemenliğin şahlanışı ve uyanışını görüyoruz. Burada önemli olan bir şey de artık kutsallık yok, cihat yok. Başka bir yerde toprak talebi yok, bir Turan ideali yok. Tamamen gerçekliğe dönmüşler. Saltanat ve hilafete yüzlerini çevirmişler ve dünyevileşmişler bir yerde. Dolayısıyla bu açıdan aslında yavaş yavaş cumhuriyetin şartlarının da yerelde oluştuğunu söylemek mümkün. Erzurum Kongresi'nin öncüleri, katılımcıları hakkında ne dersiniz? Erzurum Kongresi şöyle, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesi, vilayeti sitte diye 6 vilayet sayıyordu doğuda. Bunlar Erzurum, Sivas, Elazığ, Van, Diyarbakır ve Bitlis. Bu vilayetlerdeki metnin orijinalinde aslında Ermeni vilayetleri diye geçer. Buralarda karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri burayı işgal edecekti. Ermenistan hükümeti 27 Nisan 1919'da Türkiye'deki bu saydığımız 6 vilayetin yanına Trabzon'u da ekleyerek bir hükümranlık alanı ilan eder ve İngilizlerin himayesinde bölgeye Ermeni tehciri tersine yerleşme olarak dönmeye başlar. Bu oluşumlar karşısında İstanbul merkezli
Vilayeti Şarkiye'yi, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, ben kısaca Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diyeyim izninizle, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul'a bağlı olarak 3 Mart 1919'da Erzurum'da faaliyet gösterdi. Hoca Raif Efendi bunun şubesi. Başkanıydı. Şubesi olarak evet. Faaliyet gösterdi. Bu Ermeni hükümetinin ve parlamentosunun bu tutumu karşısında sadece vilayeti sitte dediğimiz Doğu Anadolu bölgesini değil, Doğu Karadeniz, Trabzon bölgesi de oraya dahil edildiği için Trabzon'u da içerisine alan bir kongre çağrısını 10 Temmuz'da Erzurum'da yapmış oldu. Evet, peki hocam. Mustafa Kemal Paşa tabii Amasya Tamimi ile Sivas'ta bir kongre toplanacağına işaret etmişti. Bunun üzerine İstanbul hükümeti Paşa'yı görevden almıştı. Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Erzurum'a çağırmıştı. Ve bu milli mücadele tarihinde bir dönüm noktası, çok önemli bir kavşak. Bu konuda ne dersiniz? Evet, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dayken her türlü planı, Anadolu'daki direniş planını oluşturmuş. Sivil ve asker arkadaşlarıyla bunda mutabık kalmıştı. Mutabık kaldığı kişilerden birisi de daha İstanbul'dayken Kazım Karabekir Paşa. Çünkü Atatürk Mayıs ayında çıktı ama Kazım Karabekir Paşa da Nisan ayında Erzurum'a geçti. İstanbul'daydı. Atatürk'e hangi görevle gelirsen gel, hiçbir görevin olmasa da mücadelenin lideri sensin diye söylemişti. Amasya Tamimi'nden sonra İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı görevden almak istedi. Aldığını beyan etti. Atatürk zaman kazanmak istedi. Bu Sivas Kongresi'ne de daha zaman olduğu için Erzurum'a gitti Atatürk. Bu Erzurum'a gelmesi, Erzurum'da hem Ilıca mevkiinde hem de İstanbul yolunda çok görkemli bir törenle karşılanıyor. Karşılanışında vatanın tazyiki altında, vatanı tazyiki altında tutan felaket ve musibetleri behemhal yok edeceğiz diye kararlı bir konuşma yapıyor. Bu Erzurum'daki faaliyetleri kendi liderliği açısından da son derece önemli. Burada 5 Temmuz'da Erzurum Kalesi'nde gizli bir hücre toplantısı yapıyor istifasından önce ve orada tekrar diyor ki biz bir davaya atıldık. Bir vatan ve millet davasının içerisinde bulunuyoruz. Böyle bir muazzam dava gizli, kendini gizleyerek olmaz, ortaya çıkmak ve milletin içerisinde gür sesle haykırmak gerekir. Bu mücadelenin liderine olmasına karar vermek gerekiyor. Bu lider kim olsun? Ama hemen karar vermeyin. Dağılalım, siz tekrar bildirin diyecek ve ara verildikten sonra herkes Mustafa Kemal Paşa'yı lider seçecek. O da diyecek ki ben görevdeymişim gibi bütün benim talimatlarım harfiyen yerine gelecek. Çünkü bu davanın başarılmasında disiplin son derece önemlidir diyecek ve bir kavşak istifa aşamasına böyle gelecektir. Hocam bu şey çok önemli tabii. 5 Temmuz'da Erzurum Kalesi muhafızlığında yapılan toplantı belirleyici de. Toplantıya katılanlar Cumhuriyet tarihinde saygın yerlerini aldılar. Bunları bir kez daha lütfeder misiniz? Rauf Orbay var, Masar Müfit Kansu var, Vali Münir Paşa var, Kazım Karabekir Paşa var, İbrahim Süreyya Yiğit var, Kazım Dirik var, Hüsrev Gerede ve Refik Saydam'dan oluşan 9 kişi. Evet hocam, Rauf Orbay'ın da delege olarak katıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz'da toplandı. Bu kongreye çağrılı olduğu halde bölgeden gelmeyen il delegeleri oldu mu? Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye katılması ve başkan olma sürecine ilişkin bilgi verir misiniz? Evet. Hocam normalde kongre 10 Temmuz'da toplanacaktı. Fakat özellikle Elazığ ve Diyarbakır valilerinin kararsız tutumları nedeniyle delegelerin gelmemesi üzerine kongrenin ertelenmesi söz konusu oldu. O erteleme tarihinde tespit eden Mustafa Kemal Paşa'dır. 23 Temmuz sıradan bir gün değil, meşrutiyetin ilanıdır. Ve o ilan edilen meşrutiyet padişaha karşı yapılmıştı. O padişah o ilanın sonucu, halk hareketinin, halk baskısının sonucu 31 Mart isyanı nedeniyle 2. Abdülhamit görevden alınmıştı. Şimdi de mevcut padişaha bir gözdağıdır bu. 23 Temmuz'da Anadolu'dan başka bir hareket başlatıyoruz. Bu da senin sonun olacak. Hakikaten de o öngörüde mücadelenin sonunda gerçekleşmiş olacaktır. Atatürk'ün istifa ederken istifası 7-8 Temmuz gecesi istifa etti. Bunu 9 Temmuz'da duyurdu. Kutlu vatan ve milletin parçalanma tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Rum emellerine vatanı kurban etmemek için artık benim üzerimde bulunan resmi ve askeri görev buna engeldi. Ben açıkça milletimle beraber ortaya çıkıyorum deyip bir ferdi millet olarak
tarih sahnesine yeniden çıkması. Yani üniformam, rütbem, madalyalarım hiçbirisi değil. Asıl olan Mustafa Kemal'in kendi özüdür ve kişiliğidir. Ben buradayım diye tarihe damgasını vurmuştur Mustafa Kemal Paşa. Tabii istifa etmesinin de kongreler açısından şöyle bir önemi oldu. Bu kongrelere asker kişiler katılamıyor. Kongrelerin özelliği sivil halkın kendi iradesini yansıtması olarak görülüyor. Mustafa Kemal Paşa istifa ettiği için kongreye katılmasının önü açılmış oldu. Rauf Orbay zaten o askeri görevini bırakmıştı. Birlikte katılacaklar. Önce Erzurum Kongresi'ne giderler. Burada heyeti faaliye başkanı olurlar kongrenin. Ve bu kongrede heyeti faaliye başkanı olduktan sonra yavaş yavaş Mustafa Kemal Paşa şunu söyleyecek. Evet, Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti çok önemli işlevler görüyor. Fakat her tarafta farklı kongre cemiyetler var. Bu cemiyetleri biz vatanın selameti açısından bir merkeze toplamalı, bir merkezden yürütmeliyiz diye yavaş yavaş kongrenin şartlarını öyle oluşturacak. Ve kongreye katılabilmek için Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey, Erzurum delegelerinden emekli binbaşı Kazım Bey ve Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin mesul katibi Dursun Bey'in istifasından sonra, Cevat Dursunoğlu'nun istifasından sonra onlar kongreye üye olarak katılma şansını da yakalamış olacaklar. Evet, diğer kongrelerde olduğu gibi ilk olarak Erzurum Kongresi'nin yapılmasına İngiltere Yarbay Rawlinson ile karşı çıkıyor. Bu aynı zamanda İstanbul hükümetinin de bir tepkisi var. Bunlarla ilgili ne dersiniz? Yarbay Rawlinson aynı zamanda İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un yeğeni. Bazı kaynaklarda albay olarak da geçiyor. Mustafa Kemal Paşa ile görüşüyor. Diyor ki ben hükümetim ve ben burada böyle bir kongre toplanmasını doğru karşılamıyoruz, izin vermiyoruz. Atatürk'ün söylediği ne senden ne de hükümetinden böyle bir izin isteyen oldu, görüşme bitmiştir deyip onu kapı dışarı koyacaktır. Kongrenin başladığı gece, 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece saat 02'yi biraz geçe bir şifre haber alacaklar. İstanbul'da tabii kendi milli teşkilatlarda Atatürk'e haberleri bildiriyor. İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını asi ilan ettiğini ve tutuklama kararının çıkardığını söyleyecektir. Ve Mustafa Kemal Paşa şunu söyleyecek, diyecek ki göreceksiniz hiçbir şey yapamayacak. Milli heyecan uyanmıştır ve kendi nehrinde bir su gibi coşkun olarak akmaya devam edecektir. Yeter ki biz çok kararlı olalım ve yaptığımız faaliyetlerde hata yapmayalım, kusur görmeyelim diye söyleyecek. Ve kongrenin böylece de Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklama kararının gölgesinde kongre devam edip çalışmalarını sürdürecektir. Hocam, tutuklama emri yayımlandığında idari makamların ve bu arada da tabii Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın tavrı, tutumu ne yönde olmuştur? Kazım Karabekir Paşa bir ferdi millet olarak vatanın selameti için çalışan Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklayamam. Kanunlar da zaten buna el vermiyor diye söyleyecek. Bunun yanında Erzurum Vali Vekili Kadı Hurşit Efendi ve Jandarma Kumandanı Ferit Bey de Mustafa Kemal ve arkadaşları başımızın tacıdır. Onlara kimse dokunamaz. Dokunan eli biz kırarız diyor. Mazhar Mühit de defterinin bu bölümünde diyor ki ey diyor padişah, ey damat Ferit, gelip de şuradaki yöneticilerin ve halkın Mustafa Kemal Paşa'ya nasıl sahip çıktığını bir görseniz siz böyle kararlar almazdınız diye de defterine yazacaktır. Zaten İstanbul'un sözlerimizin başında da işaret etmiştik. Eğilimi ya İngiliz ya Amerikan, dünyadaki diğer örneklerini de dikkate alarak özellikle Filipinleri manda beklentisi var, savunusu var. Bu kongreye, hani kongreye dönersek buradaki önemli tartışma konularından biri de manda. Bu konuda ne dersiniz? Manda konusu hem Erzurum Kongresi'nin hem de Sivas Kongresi'nin başlıca tartışma konuları. Atatürk ahmaklar diye nitelendiriyor. Memleketi Amerikan mandasına ve İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin için bütün bir vatanı, ama şu cümlesini çok önemsiyorum, tarih boyunca devam edip gelip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar. Oh ne âlâ diyor. Mücadelemizde mücadele yerine mandayı kabul edeceğiz. Rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet. Bu ne körlük. Hatta budalalık.
İşlerinden birisi de çıkıp demiyor ki ya istiklal ya ölüm. Bütün bu efendilerin sayıyor saltanat, hükümet, paşalar, şahsi rahatlık ve emniyet temininden başka bir niyetleri yok. Ne vatanı ne de istiklali düşünüyorlar diye söyleyecek ve Halide Edip de bir mektup gönderecek Erzurum'a. Diyecek ki Sivas Kongresi'ni hemen açınız. Amerikan mandasını talep ediniz. Kati bir şekilde bu kararı aldırınız. Bu fırsatı kaçırmayınız ama son cümlesi sanki biraz da tehdit. Sonu felaket olur. Buna rağmen evet. Atatürk eliyle ayağa kalkıyor. İstanbul istikametini göstererek diyor ki Türk milleti istiklaline sahip çıkacaktır. Ey hanımlar, ey beyler, ey paşalar. Hayır. Manda yok. Ya istiklal ya ölüm var. Evet. Biz vatanın tek kalesi ve tek tepesi ve tek kurşunu kalıncaya kadar vatanı müdafaa edeceğiz. Bu durumu Nazım Hikmet şiiriyle çok güzel bir biçimde izah ediyor. Bütün bunlara rağmen, yani manda ve himayeye rağmen, İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk halkından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a, Amerikan mandası altına girelim diye. İstiklal diyorlardı. Şayanı arzu edilir ve tercihtir. Ama bugün bu diyorlardı mümkün değil. Birkaç vilayet diyorlardı. Kalacak elde şu halde diyorlardı. Şu halde Memaliki Osmaniye'nin cümlesine şamil Amerikan mandeterliğini talep etmeyi memleketimiz için en nafi bir şekilde hal kabul ediyoruz. Kuşkusuz Erzurum Kongresi'nde ve sonra Sivas'ta yine Nazım Hikmet, fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurumlu. Erzurum'un kışı zorludur. Balam, buz tutar yiğitlerin bıyığı. Erzurum'da kas katı, dimdik olur adam. Kabullenmez yılgınlığı diyordu. Sonra Sivas Kongresi'ne geçtiğinde ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat, Sivas mandayı kabul etmedi fakat. Hey gidi deli gönlüm dedi. Akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlüm. Ya istiklal ya ölüm dedi. Tabii Nazım Hikmet'i de böylelikle anmış olduk. Saygıdeğer hocam, bu kongre beyannamesinde hangi kararlar alındı? Erzurum Kongresi'nde de bir particilik tartışması oldu Sivas Kongresi'ndeki gibi ama Atatürk biz siyaseti partilerle değil milli birlikle yapacağız kararlılığını vurdu. Vatan artık bölgesel kongrenin, Erzurum Kongresi'nin aynı zamanda Sivas Kongresi'nin işini kolaylaştıracağını ve ulusal kararlar aldığını Atatürk'ün kongreye başkanlık etmekle de onu belirtelim. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu aslında misak-ı milliğinin de temelidir. 30 Ekim 1918'den sonraki milli sınırları kabul ediyoruz. Bugünkü konumuzun başlığı kongreler dönemi. Bu dönem 30 Ekim 1918'den başlar. 23 Nisan 1920 meclisin açılışına kadar devam eder. Biz 30 Ekim 1918'den sonraki işgalleri tanımıyoruz demektir bu. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün hareket edecektir. Artık o yerel kongreler ve diğer bölgesel kongreler gibi sadece kendi iş bölgelerini düşünmeyecekler. İstanbul hükümeti görevini yerine getiremezse geçici bir hükümet oluşturulacaktır. Hristiyan azınlıklara bizim dengemizi bozacak haklar, imtiyazlar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Trabzon vilayeti Canik bölgesine kadar, yani Samsun'a kadar ve Doğu illerinin tamamı vatanın bölünmez bir parçasıdır diye de bu Sevr Antlaşması'nın 24. maddesi ve Ermeni Devleti'nin kurulmasına da bir meydan okunduğunu görüyoruz. Kongreden sonra Atatürk, Şark-ı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni Doğu illerinin bütün şubelerin illerinde şube açacak şekilde Doğu'da örgütlüyor ve bütün bu bölgeyi Erzurum Şark-ı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne bağlıyor ki bu da Sivas Kongresi'nin bir ön hazırlığı. Evet hocam, Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi bu defa Sivas Kongresi ile ilgili olarak da Sivas valisinden aldığı bir telgraf var. Bir de Fransız binbaşı olan Bruno, kongre toplanması halinde ülkesinin Sivas'ı işgal edeceği tehdidinde bulunuyor. Bunlarla ilgili
Erzurum'dan Sivas'a bir hareket oluyor, geçiliyor. Evet. Bunlarla ilgili ne diyeceksiniz? Bu binbaşı Bruno hatta şöyle söylüyor, Fransızlarla Sivas'ı işgal edeceğiz diye. Bunu da vali telgraf çekiyor Atatürk'e. Atatürk de valiye diyor ki, ne Fransızlar Sivas'ı işgal edebilir, ne de kongreye engel olabilir diyor. Ve hatta Fransa diyor ki, eğer kongreyi toplamazsa Mustafa Kemal Paşa, biz onu himaye ederiz. Ben ne Fransa'nın ne de başka bir milletin himayesine ihtiyaç duyacak kişi değilim. Ben gücümü Türk milletinden alırım diye söylüyor. Erzurum'dan 29 Ağustos'ta yola çıkacaklar. 2 Eylül'de Sivas'a gelecekler ama bu yolculuk esnasında yanlarına aldıkları yemek sadece peynir ve zeytinden ibaret olacak. Hatta Erzincan yakınlarına geldiğinde köylüleri çeşme başında yemek yerken görecekler ve onlardan aldığı soğanlarla da çok mutlu olacaklar. Peki hocam, Sivas Kongresi. Evet. Bu ulusal kongrenin, ulusal kurtuluşa adımın atıldığı ilk siyasi mecra. Evet. Sivas Kongresi hakkında ne söylersiniz? Sivas Kongresi'nin Sivas Kongresi 4 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de bitti. Erzurum Kongresi 23 Temmuz'da başlayıp 7 Ağustos'ta bitmişti. Orada 14 gün sürdü. Burada 7 gün sürdü. Bu 7 gün sürmesinin temel sebebi Erzurum Kongresi'nde Sivas Kongresi'nde alınacak kararların tamamının alınmış olmasıdır. Böyle bir kolaylıkla Erzurum'da kabul edilen nizamnameyi Sivas Kongresi'ne sundular. Ama burada da çok büyük tartışma oldu. Bu tartışmanın temeli de yine manda oldu. Şöyle ki, özellikle Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey Atatürk'ün kongreye başkan olmasını istemiyorlar. Kongreye başkan olursa manda ve himayenin reddedileceğini düşünüyorlar. Bir, bu mandacılıkla çok uğraştılar ki Atatürk oturum arasında şerefsiz, istiklalsiz, esir bir millet çocuğu olarak yaşamak yerine efendice, kahramanca ölmeyi tercih ederiz. Parolamız tektir, ya istiklal ya ölüm vurgusunu tekrar yaptı. Ve burada Atatürk Anadolu'dan gelen delegelerle manda ve himayeyi reddetti. Bir diğer tartışma konusu da İttihatçılık ve particilik. Kongredekiler Atatürk'ü ve milli mücadeleyi İttihatçı olarak değerlendiriyor. Bunun içinde bir yemin metni hazırlandı. İttihat Terakki'yi diriltmeyeceğime, başka bir parti hesabı gütmeyeceğime dair vallahi billahi diye yemin metni oluşturuldu. Böylece kongrede bu manda ve particilik ve ayrışma ortadan kaldırıldı. Tekrar burada 16 kişilik bir temsil heyeti oluşturuldu ve Erzurum Kongresi'nin kararlarının tamamı da burada benimsendi ve vatan bir bütün olduğu ve bu bütünlüğü de heyeti temsiliyenin meclis açılıncaya kadar ya da hükümet kuruluncaya kadar sağlayacağı kararlaştırılmış oldu. Peki. Ve bir önemli şey de hocam, kongreden hemen sonra Atatürk Anadolu ve Rumeli'deki bütün müdafaa hukuk cemiyetlerini tek çatı altında toplayarak böylece milli birliğin sağlanması konusunda önemli bir adım atmış oldu. Evet, tabii biliyoruz ki yani Osmanlı'nın savaştan yenik çıktığı kabul edildikten sonra Sevr Anlaşması'nın dayanağı olan Mondros Ateşkes Anlaşması arasında işgaller başladı. Sözlerinizde özellikle işaret etmiştiniz. Mustafa Kemal'in 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılması öncesinde de çeşitli bölgelerde halk kendi aralarında örgütlenip bir mücadele verme kararlılığını ortaya koymuştu. Bu örgütlenmeler hep kongreler başlığı altında olmuştu. Tabii Türk milleti bu savaşın yıkıcılığından bıkmış, kendi kaderini tayin etme, vatanına sahip çıkma yolunda toplantılar düzenliyorlardı. Küçük çaplı da olsa kongreler düzenliyorlardı. İşte tam da bunların tümünü bir araya getirebilecek ve bu kongreleri de birleştirmek suretiyle ulusal bir meclise dönüştürecek birine ihtiyaç vardı. O da Mustafa Kemal. Son sözlerinizi alabilir miyim? Şöyle, Atatürk Erzurum'da diyor ki, müdafaa hukuk cemiyetleri, milli akımlar bir elektrik cereyanı gibi yurdu sarmaya başladı diyor. Kazım Karabekir, Fevzi Çakmakpaşa da Kuvayi Milliye'yi çoban ateşlerine benzetir. Hem o çoban ateşlerini hem de bu elektrik akımının milli şebekeyi Ankara'ya bağlayan ve buradan bir yıkımdan
demokratik temellerle bir cumhuriyeti oluşturacak, savaş ortamında meclis açarak millet egemenliğini kurumsallaştırmak şeref ve onuru da Mustafa Kemal Paşa'ya ait olacaktır. Çok teşekkür ederim hocam. Değerli izleyicilerimiz, bugün milli mücadele döneminde kongreler üzerinde konuğumuz Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi değerli öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Halil Özcan'la birlikte konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.